Değerli katılımcılar, TÜRAK akreditasyonunda iyi uygulamalar konulu 3. panelimiz 45 dakika sürecektir. Panel sonunda soru cevap bölümü yer alacaktır. Sorular programın chat kısmından yazılı olarak iletilebilir. TÜRAK akreditasyonunda iyi uygulamalar konulu paneli başlatmak üzere TÜRAK Başkan Yardımcısı, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Orhan İçüz'ü davet ediyoruz. Evet, teşekkür ederim Gaye Hanım. Herkese merhabalar. Öncelikle bu güzel toplantıyı organize eden ekibe teşekkürlerimi sunayım. Muharrem Hoca başta olmak üzere ve tabii ki birlikte çalıştığı ekip. Hocamız çok dinamik, çok hareketli. Onun hızına biz de yetişmeye çalışıyoruz. Ekranda Şule Hocamı, evet şimdi gördüm, Kamer Hocamız da var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederiz. Şimdi bu oturumda şöyle bir yol izleyeceğiz. Bu iki kurumumuz yani Nevşehir ve Bilkent geçtiğimiz dönemde akreditasyon almış kuruluşlar ve tabii ki oldukça başarılı olduklarını düşündüğüm kuruluşlar. Yani o toplantılara ben katılmadım. Ben Afyon'daki ve Sakarya'daki toplantılara, daha doğrusu incelemelere katıldım. O arkadaşlar da son derece başarılılar. O nedenle biraz sonra bu değerli yöneticilerimizden çok güzel mesajlar alacağımızdan eminim. Sabahtan beri mümkün olduğu kadar tabii toplantıları izlemeye çalışıyorum ben. Orada Türkiye'deki turizmin durumundan tabii ki çeşitli uzmanlar ve hocalarımız söz ettiler. Özellikle vurgulanan turizmde 6.yüz, 3. olalım gibi çok iddialı sözler. Bu rakamsal olarak doğru. Yani önceki yılın turist sayılarına baktığımız zaman doğru ama turizm gelirleri bakımından birden bir aşağı iniyoruz. Yanılmıyorsam 11-12. olmamız gerekiyor istatistiklere göre. Bu biraz tabii ki daha yalın gerçeği gösteriyor. Ama asıl gerçeği de Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırlamış olduğu Turizmde Rekabet İndeksi raporu gösteriyor. Burada biz ne 6. ne de 12.yiz. Maalesef 44. sıradayız. İşte bu da bizim turizmdeki kalitemizi gösteriyor. Ne yazık ki diyelim. Dolayısıyla bizim turizmde kaliteyi yükseltmemiz gerekiyor. Tabii ki bağlamak istediğim şey bu akreditasyon. Öğrencilerimizi ve kurumlarımızı bu kalite düzeyine yükseltirsek zaman içerisinde turizmimiz de tabii ki 44. sıralardan daha üst sıralara inşallah tırmanacaktır. Bizim iddiamız zaten kısa bir süre içerisinde ilk 20'de, uzun vadede de ilk 10'da olmamızdır. Turizm kalitesi açısından. Ben şimdi bu kısa girişten sonra değerli konuşmacılarımıza söz vereceğim. Aşağı yukarı 20'şer dakika konuşma süreleri var. Dolayısıyla daha sonra da soru cevap kısmına geçeceğiz. Ben biraz Şule hocamıza pozitif ayrımcılık yapacağım. İlk sözü ona vereceğim. Bayan olması nedeniyle. Tabii kısaca kendini tanıtmamız gerekiyor. Ben özgeçmişinden kısaca söz edeyim. Şule hocamız Artvin doğumlu ve yüksek lisans eğitimini 1997 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde, doktora eğitimini de 2004 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamlamış. Tabii bu vesileyle ben de o dönem 9 Eylül Üniversitesi'nde görev yaptığım için sevgili Şule aynı zamanda benim öğrencim de oldu. O nedenle ayrı bir muhabbetimiz var tabii kendisiyle. Akademik kariyerini 2004 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda
yardımcı doçent. 2011 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde doçent olarak devam etmiş. Ve bu süre zarfında bölüm başkanlığı ve yüksekokul müdür yardımcısı görevini yerine getirmiş. 2014 yılında da Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na geçiş yapan Şule hocamız 2016 yılında profesör olmuş. Batman Üniversitesi'nde çalışırken bölüm başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiş. 2017 yılından bu yana da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanlığını başarıyla sürdürüyor. Akademik kariyeri boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın çalışmaları ve bilimsel çalışmaları var ve çeşitli projelerde yer almış. Özgeçmişinden de anlayacağınız üzere oldukça fazla yönetim deneyimi olan bir hocamız. Şimdi hep birlikte bu akreditasyon sürecinde neler yaşandı ve bu sürece dahil olmak isteyen birimlere ve yöneticilere tavsiyeleri nelerdir? Hep birlikte izleyelim. Buyurun hocam, Şule hocam, söz sizde. Belirttiğim gibi 20 dakikalık bir süre ayırıyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle güzel sözleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Evet, bu güzel organizasyon sayesinde hem ülke turizm eğitimine önemli derecede bir katkı sağlama misyonu sanırım sağlanmış olacak. Sanırım benim şahsımı da en yakın zamanda damdan düşen adaylardan biri olarak geçirdiğimiz süreçle ilgili tecrübeleri ve yaptığımız uygulamaları belki az önce Celil hocamızın anlattığı o ölçütlerle ilgili neler yaptığımızı somutlaştırmayla ilgili örnekler vermem bekleniyor sanırım. Öncelikle biz bu çalışmaya ya da çabaya nasıl dahil olduk ve nasıl bir süreç geçirdik onu aktarmak istiyorum. Biz zaten Nevşehir Üniversitesi'ne, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne dahil olduğum andan itibaren bir takım iyileştirme çalışmaları ve daha kaliteli bir turizm eğitimi sağlayabilmek için neler yapabiliriz? Sürekli ekip arkadaşlarımla birlikte çabalayarak düzeltmeye ya da geliştirmeye çalışıyorduk. Ancak yaptığımız şeylerin büyük bir kısmı bir anlamda bizim refleks olarak geliştirdiğimiz, gözlemlediğimiz şunu da yapalım, şunu da geliştirirsek ne nereye oturur şeklinde biraz el yordamı olduğunu itiraf etmem gerekiyor. Bu arada da akreditasyon çalışmalarıyla ilgili Turan kurulması bizde açıkçası şöyle bir düşünce geliştirdi. Biz nitelikli bir şeyler yapmak istiyoruz, hatta yaptığımızı da iddia ediyoruz ama bilimsel çalışmalarda olduğu gibi bir dış göz tarafından eğer incelenmezseniz bir çeşit körlüğe ve tek düzeliğe doğru gitmeye başlıyorsunuz. Bir değerlendirme kuruluşu bizi değerlendirirse aslında nerede olduğumuzu ve gitmek istediğimiz yola doğru hedefleri, stratejileri mi belirliyoruz? Onu bir anlamda görmüş oluruz dedik. Ve bunu ben çeşitli bizim kurullarımıza taşıdım. Açıkçası bu kararı biz hep birlikte aldık. Yani üst yönetimin evet akredite olan bir program istiyoruz. Bize bir akredite olmuş bölüm ya da program lütfen oluşturun şeklinde bir talep olmadı. Biz hep birlikte bu kaygıyı yaşayarak açıkçası nihai olarak bir akademik kurulda tartışarak biz bunu yapabilir miyiz? Ve hangi niteliklere sahibiz? Acaba bu programa biz başvurduğumuzda başarılı olma şansımız var mı diye bunu ön değerlendirmeden geçirmeye karar verdik. Bunun için de o dönemdeki mevcut Turan açıkladığı 4 tane temel ölçüt vardı. Bu ölçütleri inceledik ve bizim uygulamalarımızla karşılaştırarak evet biz bu işe başvurabiliriz diye o özgüveni sağladıktan sonra açıkçası bu sürece girdik ve daha sonra Turak güncelleyerek kriterlerini, ölçütlerini 10 tane ölçüt yayınladılar ve bu ölçütlere uygun şekilde düzenli olarak ve uzun soluklu bir çalışma programı geliştirdik.
Fakültedeki hemen hemen her birey bu çalışmaya da dahil oldu. Bunu açıkça söylemek lazım. Özellikle sanırım yaz aylarında o dosyaların hazırlanması ve hep birlikte o tartışma ve çalışma telaşımız ciddi bir takım oyunu ve fedakarlık gerektiren çalışmalardı. Öncelikle kötü haberlerden başlayayım. Çok fazla çalışmak gerekiyor, özen göstermek gerekiyor. Her şeyden önce yaptığınız bütün faaliyetleri belgelendirmeniz gerekiyor. Belki ben önce yaptığımız iyi şeylerden daha ziyade hatalarımızı, eksiklerimizi söyleyerek size daha fazla katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum. Örneğin biz yapılması gereken ölçütlerde yer alan o 10 unsurun çoğunu yerine getiriyorduk. Ancak biraz biz centilmenler kulübü gibi çalıştığımızı fark ettik. Aslında yapılması gereken her şeyi yapıyoruz fakat kayıt altına almıyoruz. Kayıt altına almadığımız için de bir anlamda biz bunları ispatlayamaz, kanıtlayamaz durumdayız. Bununla ilgili önce çalışmalara başladık. Daha sonra dosyalarımızı hazırlayıp başvurularımızı yaptık ve bu serüvenin içerisine dahil olduk. Ben biraz daha sistematik gitmesi ve somut örneklendirilmesi adına az önce Celil hocamızın anlattığı ölçütlerin birincisiyle ilgili örnekler vermek istiyorum, somut örnekler. Birinci ölçüt biliyorsunuz öğrencilerle ilgili neler yapıldığıyla ilgili örnekler ortaya koymaktı. Bizler öncelikle bize yeni dahil olan öğrencilerin oryante edilmesi, sistemin içine dahil edilmesi ve ihtiyaç duydukları bütün bilgilere ulaşabilmelerini sağlamak için bir sistem oluşturmaya çalıştık. Tipik olan ve klişe olan dönem başlarında yapılan o büyük toplantılar ve genel tanıtımların ötesine olayı götürüp öğrencilerimize açıkçası tüm eğitim hayatları boyunca bir akademik birim içerisinde yapması gereken sorumluluklar, haklar ve sistem hakkında ciddi bilgiler sunmak istedik. Bununla ilgili de ilk yaptığımız şey ders programlarımıza üniversite yaşamına giriş adı altında bir ders ekledik ki bunu belki üniversitede yaşam ya da çeşitli isimlerle her fakültenin her bölümüne eklemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle günümüzde çok daha önemli hale dönüştü. Biz genel bakış açısıyla şöyle görüyoruz. Öğrenci sisteme dahil olur ve akran eğitimiyle arkadaşlarından o bilgi birikimini üst sınıflardan alır ve sistemi yürütür gibi düşünüyoruz ama uygulamada aslında hiç öyle olmuyor. Çok basit başımıza gelen bir somut örnekle bunu pekiştirmek istiyorum. Örneğin biz ders programlarımızı yapıyoruz ve yayınlıyoruz. Yayınladıktan sonra bir öğrencimiz örneğin danışmanına ya da bölüm başkanına, bölüm başkan yardımcısına ya da dekan yardımcısına ulaşmadan ders programıyla ilgili o değişiklikle ilgili talebini direkt CİMER'e, Cumhurbaşkanlığına yazmış. Yani başına gelen her şeyi öncelikle en yukarıya şikayet etme refleksi içinde olan bir öğrenci. Belki bu çok basit görünecek ama baktığınız zaman çok kompleks bir ilişkiler o içerisinde öğrenci eğer bunu dahi öğrenemezse, bunu dahi yerine getiremezse size çok ciddi enerji kaybına neden oluyor. Malumunuz soruşturmalar, incelemeler vesaireler arkasından geliyor. Dolayısıyla bizim bence en önemli yaptığımız katkılardan bir tanesi öğrencinin ciddi anlamda oryante olmasını sağlamak için bu tür programlar geliştirmemiz. Bunun dışında biz her yeni eğitim öğretim yılı başında bölüm başkanlarımızla birlikte bahsi geçen derse katılıyoruz ve öğrencilerimize genel misyonumuzu, hedeflerimizi kendilerine aktarmaya çalışıyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda bölüm başkanlarımız daima öğrencilerimizle temas halinde oluyor. Biraz sonra bahsedeceğim ders planlarının oluşturulması ya da şikayet yönetimi gibi bir takım süreçlerle ilgili her attığımız adımda aslında öğrenciyle sürekli temas halinde onlardan geri bildirim alarak onların taleplerini ve temsil edilme haklarını daima ön planda tutmaya çalışıyoruz. Bu da yine bence olumlu görülebilecek önemli fayda sağlayacak unsurlardan bir tanesiydi. Bunun dışında bizim az önce Celil hocamız bahsetti, öğrenci memnuniyet anketleri yapılıyor ve genellikle aslında hedef burada çok iyi. Gerçekten öğrencinin mağduriyeti ya da derslerden aldığı verimliliği ölçmesi bekleniyor. Ama çoğu zaman
Çoğu anket doldurma refleksindeki insanlar gibi bir an önce asıl hedefe ulaşmak için öğrenciler genel bir işaretleme ile geçerli olmayan bir sonucu ortaya koyabiliyorlar. Biz bunu örneğin aşabilmek için doğrudan kendimiz ölçeğimizi oluşturduk ve hedefimiz her dönem sonunda öğrencinin o eğitim dönemiyle ilgili değerlendirmelerini bize yapmalarını istiyoruz. Sadece ders programı ya da hocanın dersteki performansını ölçmek değil, genel olarak yönetsel yapıdan kaynaklı sorunlar ya da bizim gözlemleyemediğimiz bir takım sorunlarla ilgili de neler yapılması istedikleri beklentilerini açıkçası bu sayede ulaşabiliyoruz. Bunun dışında öğrencilerimiz zaman zaman kariyerleriyle ilgili bir takım sıkıntılar içerisinde olabiliyorlar. Ve bu sıkıntıları araştırmak ve çözüme ulaştırmak için de bizler bireysel olarak da her hocam bireysel olarak da ciddi çaba sarf ediyor ya da yönetim olarak da bunları çözümlemek için her daim ulaşabilir durumdayız. Her öğrencimizin muhakkak akademik danışmanı var. Celil Hocam'a bu konuda katılıyorum. Akademik danışmanlık sadece ders atamasında olayı onaylayan kişi değildir. Bireysel kariyerlerini çocukların, gençlerimizin destekleyen daha tecrübeli akademik bireylerdir diye düşünüyoruz. Biz bu anlamda da tek tek her biriyle ilgileniyoruz. Staj yeri bulma ya da bundan sonraki istihdam fırsatları yaratma anlamında da onları desteklemeye çalışıyoruz bu şekilde. Yine somut bir örnek olması açısından örneğin öğrencilerimizin sektörde ya da Kapadokya bölgesi biliyorsunuz önemli bir turizm bölgesi ancak öğrencilerimiz bu bölgede istihdam edilme konusunda çok yüksek bir eğilim göstermiyorlar. İşletmecilerimizden de bunun geri dönüşünü alıyoruz. Örneğin bunun nedenlerini araştırıp o nedenler sonucunda da o olumsuz şeyleri ortadan kaldırabilmek için bir takım eylem planlamaları yapmak gibi bir çalışmamız oldu. Bu da yine öğrencilerimize ciddi anlamda destek verme gayretimizi ve iyileştirme çalışmalarımıza bir kanıt olarak sunulabilir. Bunun dışında tabii ki diğer kurumlarda olduğu gibi staj yeri ya da istihdam olanakları yaratmaya çalışıyoruz. Ancak çok yeni olmakla birlikte Nevşehir Turizm Fakültesi mezunları ve mensupları derneğimizi kurduk. Dernekleşme çok önemli günümüzde. Bu sadece biraz karikatürize edeceğim ama dostlar zaman zaman bir araya gelip pilav yeme günü gibi algılanmaması gerekiyor. Önümüzde turizm alanında özellikle Mersin Turizm ya da Balıkesir Turizm'in mezunlar derneğinin ne kadar etkin olduğunu, fakültelerine ne kadar önemli katkılar sağladığını görebildiğimiz için açıkçası çok hızlı bir şekilde bu derneğimizi kurduk. Derneğimizle de ilişkilerimizi geliştirdik ve çok hızlı bir şekilde özellikle kariyer fırsatları sunması açısından eski mezunlarımız özellikle önemli pozisyonuna gelmiş eski mezunlarımızla mevcut öğrencilerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hatta Mezunlar Derneğimizde dernekler bakış açısıyla başvurulabilecek çeşitli projelere başvurma hazırlığı içerisindeyiz. Ama söylediğim gibi bu da çok yeni bir çalışma fakat öğrencilerimizi desteklemek adına verilebilecek güzel bir örnek. Yine o ölçütlerle ilgili önemli sayılabilecek bizim uygulamalarımızdan bahsetmek istiyorum. Öğretim amaçları ve çıktıları kısmını atlayacağım. Çok uzun ve çok detaylı konular. Ancak ders planlarımızı tamamen öğretim amaçları ve öğretim çıktılarıyla paralellik sağlayacak şekilde organize etmeye çalıştığımızı söylemem gerekir ki Celil Hocam da bunun altını özellikle çizdi. Biz ders programlarımızı sıklıkla gözden geçiriyoruz. Bunu da sistematik olarak yapıyoruz açıkçası. Genellikle akademik kurullarımızı bizler dönem içerisinde yaşadığımız sorunları tartışmak için ve buna bağlı olarak da geliştirilmesi gereken yönlerle ilgili neler yapılması gerektiğine yönelik fikir çalışması olarak kullanıyoruz. Bunun dışında bu tür ders planları planlamasında Celil Hocam'ın da söylediği gibi tüm paydaşların da görüşlerinin alınması gerekiyor. Örneğin biz bunun için de tüm öğrencilerimizin
Ve bizim birinci derecede yine yakın paydaşlarımızdan olan sektör temsilcilerimizin ve hocalarımızın katılımıyla ders planları geliştirme çalıştayı düzenledik. Ve bu çalıştayın çok başarılı sonuçlar verdiğini söylemek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bizler oldukça yaygın bir yabancı dil eğitimi veren bir fakülteyiz. Hem saat bazında az önce bahsettiğiniz saatler kapsamında ciddi oranda bir İngilizce yabancı dili gizli hazırlık kapsamında Celil Hocam'ın ifade ettiği gibi veriyoruz. Bunun yanında ikinci dil seçenekleri olarak da Fransızca, Almanca, İtalyanca gibi dilleri verebiliyoruz. Rusça'ya ekledik. Şu anda Çince ve Japonca için tekrar ders planlarına eklemeye çalışıyoruz ve arkasından da İspanyolca'yı eklemeye çalışacağız. Örneğin bununla ilgili İspanyolca fikri bu çalıştayda ortaya çıktı. Ve Rusça, Rus turistlerin bölgeye çok fazla gelmediği varsayımıyla Rusça eğitimi çok fazla bu bölgede verilmiyordu. Ancak biz o çalıştay sonucunda uzun süredir verilmiyordu demem gerekiyor, özür diliyorum. Ancak o çalıştay sonucunda Rusça'nın ivedilikle bu öğretilen ikinci yabancı dil grubuna dahil edilmesi ve Çince'nin önemli olduğu ortaya çıktı. Yine çok ilginç bir şekilde örneğin öğrencilerimizin hiçbir sektör temsilcisi teknik becerisini yargılamadı, sorgulamadı ve bunların karşılıklı dayanışarak çözülebilecek konular olduğunu ifade ediyorlar, kabul ediyorlar. Fakat öğrencilerimizin örneğin iletişim becerilerinin daha fazla geliştirilmesi gerektiği talebine getirdiler. Evet, bizler genellikle genel bir teorik kapsamda iletişim dersi koyuyoruz ama asıl istedikleri öğrencinin kendisini temsil etme becerilerinin ön planda olması gerektiği. Her ne kadar bizim seminer benzeri öğrencinin ifade etme ve bir bilgiyi alıp harmanlayıp sunma becerisini geliştirme derslerimiz olsa da bunun yeterli olmadığını görüp açıkçası yeni ilaveler yapma ihtiyacı duyduk ve bu konuyla ilgili en temel kararlarımızdan biri de bunun sürekliliğinin sağlanması. Dönem dönem her farklı bölümümüz için bu tür çalıştaylar yapıp görüşlerini hem sektör temsilcilerin hem öğrencilerin alarak konuyu sürekli taze tutarak güncellemeye çalışacağız. Yabancı dil konusu sürekli önünüze gelecek. Özellikle belgelendirme ve kanıtlama zaten sıkıntı. Ancak ders programları açıkçası çok yoğun bir İngilizce öğretimini temel dil olarak kabul edersek müsaade etmiyor aslında. Ancak biz 3 yıl önce aldığımız kararla birinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz 18 saat yabancı dil eğitimi alarak başlıyorlar. Fakat bunu yaptığınızda bir de üzerine YÖK'ün o temel derslerini, mecbur olduğumuz temel dersleri koyduğunuz zaman birinci sınıfta aslında teknik becerilerini geliştirebileceği ya da temel düzeydeki dersleri çok fazla öğrenciye veremez hale geliyorsunuz. Ama her ne kadar biz diğer temel derslerin öncelikli ve verilmesi gerektiğini biliyor olsak da sonuç itibariyle çıktı olarak en fazla önemsenen şey kabul etmemiz gerekiyor yabancı dil konuşma, kullanma becerisini geliştirmek. Biz bu çabayla saatleri mümkün olduğunca ders programının müsaade ettiği ölçüde yerleştirmeye çalıştık. Ancak başımıza gelen ufak bir şeyi söylemek istiyorum. Bu da aslında ilginç bir deneyim oldu bizim için. Bir öğrencimiz rektör hocamıza ulaşarak çok yoğun İngilizce eğitimi verdiğimizi, bu yüzden temel diğer dersleri birinci sınıfta alamadığı için yatay geçiş yapmada diğer fakültelerle uyumsuzluk olduğunu ve soruna dönüştüğünü, bu kadar çok yabancı dil eğitimi almak istemediğini ifade etmiş. Burada da ciddi bir çelişki yaşıyorsunuz. Burada aslında yine bir eksiklik. Demek ki öğrenciler aslında bizim aktarmamız gereken şeylerin hala çok sayıda olduğu, sürekli onlarla temas halinde olmamız gerektiği ve onları desteklememiz gerektiği konusunda bir takım ipuçları almış oluyoruz. Hocam süremi etkin kullanıyor muyum? Vaktim var mı? Devam edeyim mi? Ben o konuda bir uyarı aldım. 20 dakika biraz fazla hocam dediler. Siz 1-2 dakika içerisinde tamamlayabilirseniz tamam hocam. Kalan vakti soru cevapta kullanabiliriz. Peki, o zaman öğretim kadrosuyla ilgili o zaman görüşlerimi hızlıca paylaşmaya çalışayım.
Bu fakültenin en üstün yönlerinden bir tanesi aslında nispeten doğru bir kadrolaşmaya gidilmiş olması. Başından beri, açılış konuşmalarından beri Muharrem Hocam da belirttiği gibi turizm fakültelerinde alan dışında çok fazla hocamızın istihdam edilmiş olması, zaman zaman özellikle temel derslerin verilmesi ya da uzmanlık alanlarının geliştirilmesi konusunda sorun yaratıyor. Ama bizde öyle değil. Özellikle neredeyse bütün kadro lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik alanı olarak turizm alanında eğitim almış ve çalışmalarını bu yönde yoğun bir şekilde sürdüren kişilerden oluşuyor. Bu bize şu avantajı sağlıyor. Özellikle ders çeşitliliği, program çeşitliliği açısından baktığınızda yetkin ve uzman kişilerle öğrencilerin birebir karşılaşma şansını arttırmış oluyoruz. Bunun dışında turizmin disiplinler arası karakterini de göz ardı etmiyoruz. Bizlerin uzmanlık alanını fazlaca aştığını düşündüğümüz bir konu varsa, örneğin gastronomi bölümünde hiçbirimiz gıda mühendisinin vereceği ders kapsamında kendimiz girmeye çalışmıyoruz. Üniversite içerisindeki diğer programlardan uzman hocalarımız tarafından da bu anlamda açıkçası destekleniyoruz. Bir diğer uygulamaya çalıştığımız nokta yedekleme sistemi bizde. Her alanla ilgili zaten temel çalışma alanlarımız var. Pazarlama, yönetim vesaire çalışıyoruz. Ama bunun dışında öğrencinin teknik becerisini geliştirmeye yönelik olan pure turizm dersleri dediğimiz konularla ilgili de hocalarımızın, şu anda mevcut dersleri takip eden hocalarımızın her birinin yedeğini oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bölüm başkanlarımız da bu konuyla ilgili özellikle çalışmalarını yürütüyorlar. Yine uygulamaya çalıştığımız bu konuyla ilgili bir şey, özellikle dış paydaşlardan gelen bir eleştiri aşırı teorik. Kuram kavram öğrettiğimizi ve uygulamadan çok uzak oldukları öğrencileri. Biz de bunu aşmak için şöyle bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Her ne kadar YÖK mevzuat bize müsaade etme konusunda sınırlar getirse de derslerimizi uygulayıcılardan mümkün olduğunca çok saatte katılım yapmaya çalışıyoruz ama bu şu kapsamda olmuyor. Genellikle her fakülte bunu uyguluyor. Ben akademik kariyerimde çok gördüm ama gelen konuşmacı ekseriyetle herkesi kapsayarak söylemiyorum ama kendi kariyerleri ve hayat hikayelerini anlatıyorlar ya da kendi bireysel eğilimlerini. Biz onu yapmıyoruz. O hafta konuşulacak konu ne? Örnek veriyorum, her şey dahil sistemi üzerinde mi konuşulacak? Bu konu hakkında tecrübesi olan, birikimi olan bir uygulayıcıyı davet ederek mümkün olduğunca çok saati de bu sistemle uygulayıcıyla öğrenciyi bir araya getirerek yürütmeye çalıştığımız bizdeki iyi uygulamalardan biri. Bunun dışında yine Burada kesebilirsek iyi olur Şule Hocam. Çünkü Hüsniye Hocamızın vaktinden çalacağız aksi takdirde. Dediğim gibi soru cevap kısmında zaten size gelen sorular var. Birazdan aktaracağım ben. İkinci konuşmacımız Kamer Rodoplu hocamız olacak. Ben yine kendisinden kısaca özgeçmişiyle bahsedeyim. Bursa doğumlu sayın hocamız. 1982 yılında Fransa Lyon Uygulamalı Bilimler Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 1977-86 yılları arasında Lyon Ulusal Uygulamalı Bilimler Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yapmış. 1986 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Yüksekokulu Müdürlüğü görevine geçiş yapmış. SCAL International Ankara Başkanlığı'nı, SCAL Ulusal Komite Başkanlığı ve SCAL Konsey Kurulu Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüş. Bu arada SCAL en eski turizm sivil toplum örgütü olarak biliniyor. 1932 yılında Paris'te kurulmuş. Bu bilgiyi de verelim. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Hocamız halen Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü olarak görevine devam etmekte. Ve Radyo Bilkent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını sürdürmektedir. Şimdi Sayın Hocamızda 15 dakika veriyoruz. Zaten Şule Hocamıza da öyle verdik ki hep birlikte Kamer Rodoplu Hocamızı dinliyoruz. Buyurun Hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle siz Gaye Hanım'dan daha cömert çıktınız.
Gaye Hanım'la yaptığımız telefon görüşmesinde aman 10-12 dakikayı geçmesin demişti. 15 dakikayla sınırı tutacağım, merak etmeyin. Bunun ardından ben Turak'a çok teşekkür ediyorum. Tuader'e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir toplantı düzenlediler bugün. Ve bir de özürüm var. Sabahki oturumlara maalesef katılamadım. Çünkü şu anda üniversitemiz YÖKAK tarafından yürütülen bir kurumsal akreditasyon sürecinden geçmekte. Sabah 9.30-10.30 arası da bizim yüksekokulumuzla ilgili olarak takım, akreditasyon takımından hocalarımızla ben müdür olarak ve müdür yardımcısı olarak bir toplantımız vardı. Şimdi bir girişte bir iki hatıramla başlamak istiyorum. 90'lı yıllarda biraz önce Yıldırım Üçlü Hoca'nın belirtmiş olduğu gibi Mühendislik Fakültesi Dekanları Konseyi gibi bizde Turizm Yüksekokul Müdürleri Kurulu oluşturmuştuk. Belki Celil Hoca hatırlayabilir. Ve o zamanlar biliyorsunuz turizm ve otelcilik eğitimi ancak YÖK yasasına göre yüksekokullarda verilebiliyordu. Fakültelerde verilmiyordu. Öyle bir sınırlama vardı. O zaman birkaç kez toplandı bu kurul ve bu kurulun yaptığı toplantılarda tartışılan iki tane ana konu vardı. Bir, biz neden fakülte değiliz, yüksekokuluz? İki, neden fakültede bu yüksekokulun kadroları bu kadar kısıtlı tutuluyor diye. Şimdi o günlerden bugünlere geldik, artık akreditasyon konuşuyoruz. Diğer bir hatırladığım şey de biraz önce rektörümüzün bahsetmiş olduğu ve Ali Doğramacı hocamızın akreditasyona verdiği önemle ilgili olarak o zamanlar 93 yılında Ali Doğramacı hocamız rektör olmuştu ve ilk olarak gündeme getirdiği konu bu akreditasyondu. Biz de o zaman turizm ve eğitim olarak veren bir bölüm olarak ne yapabiliriz diye araştırdık. Ancak o zamanlar bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu 1989'dan beri yapan AKFA diye bir kuruluş vardı. Onlar da sadece Amerika'ya odaklanmışlardı. Başka bir yerde bulamadık açıkçası. Daha sonra belki biliyorsunuz UNWTO TED Kuala 1998'de başlattı. Onun dışında da sanırım bir Avrupa'da akreditasyon verilen bir kuruluş daha var. Bunun dışında bir şey yok. Yani sadece Türkiye'de değil, Turak'ın dünya üzerinde de önemli bir rolü ve şeyi var, öncülüğü var. Bu bakımdan bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi sunumla ilgili kısa bilgi aktarayım. 4 bölümden oluşacak sunumum. Öncelikle çok kısa bir programlarımızla ilgili tarihçe vereceğim. Ne olduğumuzu görebilmeniz için. Ardından bölümümüzdeki eğitim kalitesi iyileştirme çalışmalarından bahsedeceğim. Onun ardından Turak akreditasyon sürecini gündeme getireceğim. Ve ardından da düşüncelerim ve birkaç sonuç belirteceğim. Sanırım hepiniz biliyorsunuz Bilkent Türkiye'de kurulan ilk vakıf üniversitesi 1984 yılında kuruldu. 1986'da ilk öğrencilerini aldı. Ve turizm eğitimi de üniversitemizde 1987 yılında 2 yıllık turizm ve otelcilik programıyla açıldı. Ardından bir sene sonra da 1988-89 akademik yılında 4 yıllık eğitim veren turizm ve otel işletmeciliği bölümü kuruldu. Turizm ve otel işletmeciliği bölümü önce Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nun tek bölümüydü. 2001 yılında bu yüksekokulun ismi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu olarak değiştirildi. Başka bölümler de içinde bulunuyordu. Ve bugüne kadar geldik. 2 yıllık turizm otelcilik bölümümüz 2009-2010 akademik yılından sonra öğrenci almadı. Şu anda sadece mezunlarımız var. Kısaca mezunlarımızdan bahsedeyim. 4 yıllık lisans programımızın
bu yıl da dahil olmak üzere mezun sayısı 1877. 2 yıllık programdan mezun olan öğrenci sayımız 2133. Bunların %82'si 4 yıllık programdan bahsedeceğim bundan sonra. 1877 mezunumuzun %82'sinin kaydı mezunlar ofisimizde mevcut. Bu mezunların çalışma hayatında olanlarının oranı %86,5. Bazıları emekli dahi olmuşlar. Çalışma hayatında olan mezunların sektörde çalışma oranı da %55. Bunlar Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüyle ilgili kısaca size tanıtıcı bilgiler. Bunun ardından ikinci bölümde sizlere Turizm Otel İşletmeciliği bölümümüzdeki yıllar süresince yapılan eğitim kalitesi iyileştirme çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Bu şunun için önemli. Akreditasyon süreci bir birikimin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani ben bugün bölümümü kurdum, hadi bir akreditasyon alayım demek mümkün değil. Yani bir bagajımızın daha önceden dolmuş olması lazım. Şule hocam biraz önce bahsetti. Biz de benzer bir duygu içinde kaldık. Biz zaten her şeyi tek tek yapıyorduk. Şimdi bunların hepsini bir toparlayalım dedik. Neydi o tek tek yaptığımız şeyler? Şimdi eminim birçok bölümde, fakültede, yüksekokulda mevcuttur bunlar ama ben bir üzerinden gitmek için bunları kısaca sıralamak istiyorum. Şimdi bir kere bir danışma kurulu oluşturulması var. Bu çok önemli bir şey. Yani danışma kurulu bir bölümün omurgası. Biraz önce birçok konuşması bahsetti. Paydaşların dengeli dağılımının bulunduğu bir şey olması lazım. Danışma kurulu olması lazım. Tabii bu da öyle hemen oluşmuyor. Sektörle ve meslek kuruluşlarıyla, hatta kamuyla da ilgili yakın temas kurmak gerekiyor. Bizim bir avantajımız var. Bazı yüksekokulların veya fakültelerin bölümleri de var muhakkak ki. 5 yıldızlı bir otel bir kentimiz var. Bizim hemen hemen bölümümüzde yaştaştır. O zamanlardan beri kampüsümüzde de, daha doğrusu kampüsümüze komşu olması itibariyle de bu bizim için çok büyük bir avantaj. Yani sektörle işbirliğinin teması çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Mezunların performanslarının sektör yöneticileriyle değerlendirilmesi, yaz stajı ve bizim bir dönem stajımız var. Buradaki öğrencilerimizin performans değerlendirmeleri. Burada Celil Hocam'a ben tekrar atıfta bulunmak istiyorum. Bunların kanıtlanabilir olması lazım. Yani beyaz üzerine siyah bir şekilde yazılmış olması lazım. Yoksa bizim mezunlarımız çok iyi demek yetmiyor. Bunu göstermek lazım. Mezunlarla yapılan anket çalışmalarının değerlendirilmesi, mezunlarla yapılan çıkış görüşmeleri, yani exit interview'ların değerlendirilmesi, bizim üniversitemizde her akademik yılın sonunda yapılan ders ve öğretim elemanı değerlendirmesi, sonuçlar üzerinde çalışma, bölüm üzerinde her yarı yıl ortasında o dönemin dersleri hakkında öğrencilerin görüşlerini almak üzere yapılan kısa değerlendirme sonuçları, biz bu akademik yıl sonunda yapılan ders ve öğretim elemanı değerlendirmenin bazen geç olabildiğini gördük. Onun için daha önceden proaktif de olabilmeyi amaçla kısa bir değerlendirme dönemin ilk birkaç haftası sonunda yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla temas, bunlara üyelik ve bunların yönetiminde yer almak çok önemli. Bu programa çok şey katıyor. Burada biraz önce Orhan Hocam bahsetti, SCOL başkaları da var. Erasmus değişim programları kapsamında öğrencilerin yurt dışına gönderilmesi, Erasmus kapsamında veya değişim programları ile ilgili olarak dışarıdan öğrenci gelmesi, hocalar gelmesi, bölüme gelen uluslararası öğrencilerin çok önemli katkıları, hakikaten bu bize çok şey katıyor. Sektörle birlikte veya sektöre yönelik
düzenlenen etkinliklere öğrencilerin katılımının sağlanması, sürekli müfredat değerlendirilmesi ve bunun sonucunda müfredat değişiklikleri yapılması ve Bologna süreci çalışmaları çok önemli bir dönemeçti bence Türk yüksek öğrenimi için. Ve onun ardından da 2015 yılında biliyorsunuz YÖK tarafından çıkartılan yüksek öğretim kalite güvencesi yönetmeliği, sonra üniversiteler bu konuya bir şekilde el atmak durumunda kaldılar. Kurumsal dış değerlendirme takımı ziyareti geldi 2017 Ekim yılında ve üniversitemizdeki birçok bölüm gibi, daha doğrusu birkaç bölüm gibi turizm otel işletmeciliği bölümümüzde her yıl sonunda faaliyet raporlarını yayınlıyor. Bu Türkiye Yüksek Öğrenim Yeterlilik çerçevesi kapsamında. Bunun ardından size TÜRAK akreditasyon süreciyle ilgili kısaca bilgi vereyim. Bölümümüzün uzun yıllardır sürdürdüğü kalite, eğitim kalitesi güvencesi çalışmaları ve 2017'de kurumsal dış değerlendirme takımının yaptığı ziyaret sonrası üniversite genelinde bu kapsamda yapılan çalışmalara bizim Turizm Otel İşletmeciliği bölümümüz en baştan dahil olması sonucu bir alan akreditasyonu alma konusunda kendini hazır hissetti. Bölüm başkanımız Doktor Eda Güler'in başını çektiği bu hareket sonucunda da TÜRAK'ı keşfettik. Çok zor olmadı keşfetmek, gözümüzün önünde duruyordu aslında. Ve bölüm tarafından bir karar alındı, TÜRAK'a başvuru yapmak kararı. Karar önce Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi. Ardından da üniversitemiz Akademik İşler Rektör Yardımcısı tarafından onaylandı ve teşvik edildi. Yine bu kapsamda bu süreçte UNWTO TEDQAL sertifikasyon sürecinin başlatması da kararlaştırıldı bu süreç hazırlık safhasında. 2019 yaz ayları süresince, yani bir yıl önce bu tarihlerde bölüm başkanlığı tarafından başta öz değerlendirme raporu olmak üzere başvuruyla ilgili dokümanlar hazırlandı. 10 Ekim 2019 tarihinde öz değerlendirme raporumuz hazır hale getirildi. Hocam 15.45'ten önce bitireceğim Orhan Hocam, merak etmeyin. TÜRAK'a resmi başvuru yapıldı. TÜRAK değerlendirme takımı 21-24 Aralık tarihler arasında üniversitemizi ziyaret etti. Bölüm akreditasyonu için çalışmaları gerçekleştirdi. Ve ziyaret sonucu raporunu üniversitemizin rektörüne sundu. Ancak ondan sonra biliyorsunuz birçok şey 2020 yılıyla pandeminin başlamasıyla biraz uzadı. Temmuz ayında da hem Muharrem hocamız hem de İbrahim Birkan hocamızın üniversitemizi ziyaretinde bize sertifikamızı, daha doğrusu akreditasyon belgesini bize teslim ettiler. Şimdi sonuç olarak bir iki husus söylemek istiyorum. Bir, öncelikle ülkemiz yüksek öğrenim sistemi içinde göreceli olarak kısa bir süre önce başlayan akreditasyon çalışmalarına turizm ve otelcilik alanında dahil edilmiş olması takdire şayandır. Bunu söylemek isterim. Bu bağlamda TUAİ'leri gönülden kutluyor ve bu konuda önder olan yöneticilerine teşekkür ediyorum. Türk yüksek öğrenim sistemi içinde yer alan turizm ve otelcilik programlarının akreditasyon sürecine dahil olmalarını hararetle tavsiye ediyorum. Bu süreç sadece bir akreditasyon belgesi getirmiyor. Çok daha fazla şeyler getiriyor. Bölümünüzün ne olduğunu çok daha iyi öğreniyorsunuz ve bölümünüzü çok daha iyi tanıyorsunuz. Bu çok önemli bir kazanım. Buna benzer sözler biraz önce de söylendi ama ben de bunu desteklemek istiyorum. En son olarak da biraz önce bir konuşmacı veya bir katılımcı belirtmişti. Bu çalışmaların uluslararası ne kadar zormuş gerekir
Ve belki de biz bölgede ve Avrupa, Doğu Avrupa'da, Doğu Akdeniz'de bu konuda lider olabiliriz. Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Hocamıza ben de çok teşekkür ediyorum. Hem bize verdiği değerli bilgiler için hem de zamanlama konusundaki duyarlılığı için bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi ben her iki konuşmacıdan aldığım önemli mesajlardan birisi şu. Bu akreditasyon çalışması tepeden yani rektörlükten ya da üst yönetimden değil de aşağıdan yukarıya geldiğinde çok daha başarılı sonuçlar alınıyor. Her iki kurumun da özelliği bu. Dolayısıyla bu içselleştirilmiş olduğu kadar başarılı olma şansı var. O nedenle ben her iki kurumu da takdir ediyorum. Tabii Bilkent'in çok önemli bir avantajı da var burada. İyi bir uygulama oteli olması, uygulamadan gelen hocalara sahip olması onları tabii ki daha özel bir yere taşıdı. Şimdi bir soru gelmiş şu ana kadar. Şule hocamıza yönelik bu soru. Kendisi bilmiyorum okuyor mu ekrandan ama Vahit Oğuz Kiper arkadaşımız, kendisi Sakarya'da. Kısaca şöyle bir soru sormuş. Ben hepsini okumayacağım. Öğrenci değerlendirmeleri konusunda üniversite genelinde bir uygulama mı olsun? Yani diğer fakülteleri de kapsayan, yoksa her birim kendisine özel ya da kendisine özgü bir değerlendirme sistemi yaparsa daha mı iyi sonuç alınır diye. Siz bu soruyu yanıtlayın. Daha sonra ben de bir iki ekleme yaparım belki. Evet. Buyurun. Teşekkür ediyorum Oğuz Hocam'a. Aslında az önce belirtmiştim, aşağı yukarı tüm üniversiteler buna benzer genel bir çalışma yapıyor. Öğrenci memnuniyetini ölçen ama Celil Hocam'ın da bahsettiği gibi bu tür anketlerin geçerliliği sorgulanabilir durumda. Çünkü öğrenci notlarını görme telaşıyla çok hızlı bir şekilde sadece yasak salmak için bunu yapıyor. Birinci handikap bu. O yüzden bence doğrudan birimler kendileri yapmaları gerekiyor. Bunun dışında her eğitim alanı kendi içerisinde müfret olarak özelliklere sahip. Bunlara uygun şekilde herkes kendi ölçeklerini oluşturup bunlar üzerinden çalışmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Umarım Oğuz Kiper arkadaş için de yardımcı olmuştur bu yanıt. Benim bu konuyla ilgili yapacağım kısa ekleme şöyle. Biz 2000 yılından beri aşağı yukarı 20 yıldır bu işin içerisindeyiz. Yani bulunduğum birimlerde bu öğrenci memnuniyeti anketi yapılıyor. Çok değişik yöntemler denendi. Vakti zamanında sınavlar sırasında işte sorular dağıtıldı. Ondan sonra toplandı. Sınavdan önce, sınavdan sonra bilgisayar çıktı vesaire. O platform üzerinden. Tabii ki çok eksik yönleri var. Hatalı yönleri var ama ben de uzun yıllar yöneticilik yapmış bir akademisyen olarak şunu söyleyeyim ki genel bir mesaj veriyor. Yani başarılı hocayı ödüllendiriyorlar arkadaşlar, öğrenciler. %80 oranında başarısız hocayı da orada gösteriyorlar. Yani çekinmeden gösteriyorlar. Tersine sonuçlar da çıkabiliyor. İşte öğrenciye şirin görünmek için yüksek not vererek iyi sonuç almak peşindeki hocalar da olabiliyor. Bunları umursamayanlar da olabiliyor. Ama ideal bir sistem ne yazık ki şu güne kadar oluşturulamadı. Yani öğrencinin böyle formalite icabı bunu doldurması eğilimi maalesef var. Umarım ilerleyen yıllarda daha bilinçli öğrencilerle daha iyi sonuçlar almak mümkün olabilir. Ben her iki hocama da tekrar sorayım. Eklemek istedikleri bir şeyler varsa onları da alalım. Daha sonra oturumu kapatıp Hüsnü hocamıza bırakacağız ekranı. Çok teşekkür ederim. Ben vakti kullanmak için sadece herkese buradan selamlıyorum. Çok teşekkürler. Evet, Şuradan ben...
Hocam, bu fırsatı teşekkür etmek için kullanmak istiyorum. Hem bu organizasyona ciddi emek, çaba sarf eden TOADER ve TURAK mensuplarına çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben de Kamer Hocam gibi gerçekten bu akreditasyon çalışmalarına tüm fakültelere dahil olmasını hararetle öneriyorum. Gerçekten mış gibi ya da sembolik bir işleri yerine getirmek ya da birbirimizi ağırlıyoruz görüntüsü değil, çok ciddi bir şekilde yapılması gereken şeyleri bizlere önemli rehberlik yapan bir sistem. O yüzden bunun değerlendirilmesinin ve faydalarının ciddi şekilde kurumlara hedeflerine ulaşmada yardımcı olacağını düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Özellikle Orhan Hocama da bu keyifli moderatörlüğü için de teşekkür etmek istiyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Evet, son olarak ben de teşekkürlerimi aktarayım. Hem organizasyonu yapan arkadaşlara hem de zaman konusunda böyle gözümüzün içine bakan Gaye kızımıza sabrından dolayı teşekkür ederim. Başak Hanım'a da tabii bizlere gösterdiği destekten dolayı bir başka toplantıda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın hepiniz.